Değerli seyirciler 90 artı 1'e hoş geldiniz ee, D grubu Avrupa Şampiyonası seylemelerinde D grubu mücadelesinde Hırvatistan karşısında 5. uzatma dakikasına e, 2-0 geride giriyoruz ee, Mateo Kovac için 20 ve 45 artı 3'te kaydettiği gollerle az önce e, Cenk Tosun'la gole çok yaklaştık Libakovic ki bugün 2-3 e, tane bu pozisyon dışında da çok önemli kurtarışı var. E, Livakovic yine yakın mesafeden iyi bir refleksle e, topu çelmeyi başardı. E, birazdan Erman Hoca ile tabi değerlendireceğiz ama bizim grubumuzdaki diğer karşılaşmada Galler'in Letonya'yı 1-0 mağlup ettiğini vurgulayalım her şeyden önce. Dolayısıyla Galler ve Hırvatistan... Şu görüntüde dörder puan oluyor. Biz 3 puanda kalıyoruz. Artık 5. uzatma dakikası da tamamlandı ama az önce Kaleci Livakovic yerde kalmıştı. Onun sakatlandığı pozisyonu da oyuna ekliyor. İsveç hakem Andreas Egberg. Mert topu ceza sahamızın dışına çıkardı. Arkadaşlarına baktı degajını yaptı daha doğrusu ayağıyla topu oyuna soktu. Barış Alper sol taraftan şimdi gelme uğraşında. Top hala kendisinde. Pasını verdi Ferdi Kadıoğlu'na. Ferdi ile rağmen devam etti. Avantaja bıraktı İsveçli hakem. Sağ taraf atak yönü orada Zeki var. Yardım da geldi. Şimdi Arda kale sahasına doğru ortası. Cenk'ten önce bir müdahale. E, ardından Salih bir ortada ondan yerde kalan bir oyuncumuz var. Şimdi Arda orada topu kapma uğraşında. Top dışarı doğru hareketlendi. Korner. Ee, bir gol. Tabi e, bu işlerde gol e, de çok önemli. Gol averacı da çok önemli bu mücadelelerde. E, sol taraftan Arda ile kullandık. Köşe vuruşunu. Savunmada yine Hırvatlar vurdu kafayı. Atak tazeleyeceğiz. Biraz geri pası kötü. Ferdi Kadıoğlu gitti oraya. Bir kez daha doldurdu. Sağ tarafta. Arda ceza sahasına girdi. Arda rakibinden seken top kolundan sektiğini işaret etme uğraşında Arda Güler. İsveçli hakem oralı bile olmadı. Köşe gönderi işaret etti. şimdi aynı taraftan atak yönümüze göre sağ taraftan o köşe vuruşunu kullanacağız. 90 artı 7. dakikanın içindeyiz artık değerli futbol severler. Bir ortada bu kez kafalardan sekti yine onlar vurdu aslında. Arda bir güzel pas daha çıkarttı. Bu arada karşılaşmayı yöneten Andreas Ekberg mücadeleyi noktalayan düdüğü çaldı mı? Bakıyorum. Çalmadı mı? top dışarı doğru süzüyor. Yalnız bir elle müdahale beklentisi vardı. Göremiyorum da şu anda rejiden dolayı. O mı çaldılar, Maçı mı bitirdiler. Maçı bitirmiş. Ee, bir genel planda göremedik görüntüyü tam da bizim hatamız sırasında bitirdi ee, oyuncularımızın itirazları devam ediyor Çağlar Mert Arda herkes orada şimdi siz uzaklaşın dedi Çağlar Çağlar ve Meri İsveç hakemin yanına gitti ee, ve ona hala bir şeyler anlatmaya çabalıyorlar evet maç bitti bir gerçek var Hırvatlar 2-0 kazandı hocam. Biz orada küçük oturuma devam ediyoruz. Yağmur da şiddetini arttırdı Bursa'da. D grubunda efendim Hırvatistan'a, Bursa'da 2-0 mağlup olduk. Ee, ve 3 puanda kaldık. Ee, Grubumuz şekillenmeye başladı. E, böyle şekillenirse o şekilden bize hayır gelmez ama iyi olmaz. İşte şekillenmeye başladık. Biz atıyorduk tutuyorduk. İkisi oldu dört değil mi bitti mi öteki de? O da bitti dört 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 orası. İkisi biz üç oldu dört. Biz üçte kaldık İnşallah bundan sonra bakarız. Şöyle e, Hırvatistan 2-0 hemen puan durumu gelsin dört dört üç Ermenistan ve Letonya aşağıda yani zaten e, Hırvatların ön plana çıkacağı gallerle bizim ikincilik için mücadele edeceğimiz tamam e, bu hani herkesin malumu olan bir durum. Oradan bir ekstra bir iş yapıp Hırvatistanın önüne çıkabilir misin falan diye konuşulabilir tabii de hocam şöyle e, ben maç sonu ne e, açıklamalar gelecek yani şu açıklamaları açık, be, beni rahatsız ediyor mesela Hırvatistan favori yani, tamam Hırvatistan favori buna bir şey demiyorum ben şunu merak ediyorum ya biz e, neden kendi sağımızda peşinden Hırvatistan'ı favori yapıyoruz. O zaman neden işte yayın değerimiz, marka değerimiz şu bu diye konuşuyoruz? Elbette Hırvatistan favori. Ama her şey favorinin kazanması üzerine değildir. İşte Hırvatlar Brezilya'yı, Brezilya'nın favori olduğu Dünya Kupası'nda elemeyi başardılar. Yani doğru doğru işler yapılırsa favori olan takımı da Yenebilirsin, berabere kalabilirsin. Bunu demeye çalışıyorum. Yoksa hani e, tribünü oynamak, boş şovanizm yapmak değil amacım. E, ez cümle, biz e, hani en azından puan almamız gereken, yenilmememiz gereken, yenemiyorsak da bir maçta kaybettik. E, hedef maçımız artık bizim galler maçları oldu. Tabii biz e, denizi geçip derede bu olduğumuz çok olmuştur. Letonya'ya da içerideki Ermenistan maçlarında dikkat etmeliyiz diyor ve sözü sana bırakıyorum hocam. Ya şimdi milli takım teknik direktörleri bizde yani biraz daha geriye gideceğim hocam. Bir maç yönetmeye gittim Bulgaristan'a. Bak nereden nereye geleceğim. Yöneteceğim maç Bulgaristan e, ee, Arjantin maçıydı. Şey, Arjantin, Meksika, Arjantin maçıydı herhalde. Fatih özel gördüm. maç. Özel maç, özel maç. Fatih'i gördüm maçtan evvel otelde. Fatih derim. O zaman Ümit Bilik takım antrenörü. Piyon daha bir takım antrenörü. Ya dedim Fatih Hoca, Piontek şu işleri yapıyor. Sen dedim niye buna söylemiyor musun, tartışmıyor musunuz? Ya hocam dedi tartışıyoruz ama dedi dinlemiyor. İnşallah ben geldiğim zaman dedi hallederiz dedi. Zaten Fatih'in o ümit milli takımı biliyorsun, sonradan Amil takımı oldu, evet. sonradan işte Dünya üçüncüsü falan oldu. O Galatasaray'da geldi. Yani bir planla geldiler o zaman, şeyler olur. Ondan sonra biz bir türlü dikiş tutturamadık. Bir Dünya üçüncüsü olduk. Hep... Onu da hiçbir Avrupa takımıyla oynamadan olduk. 2002'de. Evet, Dünya, dünya üçüncüsü olduk. Ondan sonra biz gerisin geriye gitmeye başladık. Ama 2008 Avrupa Şampiyonamız var. Olduk. Orada da enteresan maçlar i̇yi aldık. Bir, i̇yi bir e, jenerasyon vardı evet. yine. İyi bir şeyden Fatih vardı gene. Fakat sonra biz geri geri gitmeye başladık. Bir türlü dikiş tutturamadık. Şimdi bak. Ben yerli antrenörden, yerli teknik adamdan yanayım. Milli takımına yerli olsun. Ama bakıyorum ben. Yerliler birbirlerini yiyorlar be. Şu anda yerlilerden çıkıp da bizim milli takımını şu çalıştırır diyecek adamım var mı? Var hocam. Kim var? Bu bir da Herkes çalıştırabilir. Yani Abdullah Avcı da çalıştırır. Ha şöyle Kocaman söyleyeyim. Alkı çalıştırır. Bu teknik adamdan ilk iyi, iyi yapar. Yok, tabii hepsi çalıştırır. Çünkü abi. niye iyi yapar? Şimdi biz bu arkadaşı getirdik ama. Şimdi bu arkadaşın söylediğiyle yaptığı bir değil. Geçen maç bir takım çıkarttı. Hatalı bir takım çıkarttı. Şimdi bu maç dedi ki Hırvatlar iyi takım. İşte Fovari. Güzel. Fovari Hırvatlar. Peki Fovari bir takıma böyle mi oynarsın i̇şte aptalca? Yani. Bu aptalca bir oyun abi kusura bakmayın. İlk yarı <laughs> oynadığımız oyun aptalca bir oyun. Senden konuşuyoruz. Ailece gidiyoruz ya abi. Adamların 30 metresinde pres yapmaya kalkıyoruz ya gerek yok. Adam gelsin senin üzerine. Akıllı bir defans yap. Nasıl nasıl Hırvatlar Dünya Kupasında Brezilya'ya karşı oynadılar. Biz hasta olduk, ben hasta oldum. Lan, ama doğru oynuyorlar. Çünkü Brezilya'yla kafa kafaya gitseler... ...Brezilya bunları duman edecek. Yani askıya alacak. Yukarıya 3-4 tane çakacak. Boşaltmadılar sahayı. Sonunda bir pozisyon yakaladılar. Attılar, penaltılar, elediler. Hatta yazık oldu dedik hepimiz Brezilya'ya. Değil mi? Sen de öyle oyna. Sen Hırvat takımını öyle oyna. Çünkü sen Hırvat takımı... ...senden daha iyi. Hırvat takımının top tekniği senden daha iyi... Oyun anlayışı senden daha iyi. Oyunu yönlendirmesi senden daha iyi. Çok akıllı oynuyorlar. Biz yakaladık birkaç pozisyon. Tabi. Ama kaleci de akıllı. Bizim kalecimiz geldi tamam. Ligde iyi oynuyor. E, i̇kinci iki, iki, yediği gol. Kaçırmayacaksın ha bu topu elinden. Kaçırırsan ikinci hamleyi yapacaksın. Türkiye'de yapıyorsun. Demek ki Avrupa'da yeterli değilsin. Çok aşıdan yeterli değilsin. Ha. Ursa sahası iyi gibi gözüktü. Yağmur yağınca sahanın halini gördük. Evet. İngiltere'de de yağmur yağıyor ama sağ bu hale gelmiyor hocam. Sağ bu hale gelmiyor İngiltere'de. Orada da yağmur yağıyor. Demek ki daha kat edeceğimiz yollar var. Yani Hırvatlar kaç milyon ülke abi? Üç buçuk. Ama ama ekol. Hırvat hoca onu ama dedi. Ekol. Geldiğimiz Bursa neredeyse bizim ülke kadar dedi. Evet. Bursa'nın nüfusu. E, hani bizim için o oyuncu havuzundan futbolcu çıkarmak kolay değil dedi. Ama buna rağmen çıkarıyorlar. çıkarıyorlar. Ha yani. Tenisler bir gazeteci hala. Ee... Tenisler de çıkarıyorlar. Hepsi hepsinde Çıkarıyor. basketbol çıkarıyorlar. Basketbolda çıkarıyorlar. Çıkarıyor. Demek ki iyi organize olmuşlar. Biz olmamışız. Ki biz hakikaten kabiliyetli çocuklarımız var hakikaten. Ama hangi bölgede ne var, hangi oyuncu var biliyor muyuz abi? Dışarıda transferler. İşte futbol federasyonları geliyor gidiyor geçici. Onlar da torpilden geliyor gidiyorlar seçiliyorlar. İşte ya doktorumuz bile herhalde torbilli. Ya bir gün başa ağrıyan çocuğa 15 günlük 15 gün oynayamazsın demişler ya. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz abi? Nasıl bir doktor? Ama Nasıl bir milli takım doktoru? Nasıl hocam? bir hastane raporu bu ya? Hangi hastane veriyor bunu? Ya ya bir tarafta hastane var ismini, ya bir tarafta hata hastanenin var. Hastanenin ismini söylemeyeceğim. Yok. Hem Ön, de çok önemli de bir hastanelerden var. yani hastaları var ya Hastaları ameliyat eden, hem ameliyat eden hem de cüzdanlarını ameliyat eden bir hastanede oluyor bu hayvan. E peki Galatasaray'ın doktoru ne? O şeyden mi mezun? Ama oradan bakan nöroloji uzmanı bakmış yani. O spor hekimi birisi. E? Ya bilmiyorum bir yerde hata var hocam. Biz şimdi tıp adamı değiliz. Ya burada bir hata var adamı, ya burada bir hata var. Başı ağrıyan adamı nörolojiye götürmüşler. He? Evet. Nöroloji doktoru demiş 15 gün bir, bir şeyde olması lazım kontrol altında tutulması lazım demiş Allah'tan ameliyat filan dememiş veya çocuğu yatırıp da ameliyat yapmamış ya nasıl bir hocam doktor? Belki abi, onun mı? dediği doğru yani belki riske giriliyor bilmiyoruz ki biz yani Hayır şöyle... abi. ne desem boş hocam. Hayır abi bir gün sonra çocuk oynuyor ya riske giriliyorsa bilemeyiz yani her daha e, belki de... doktorları doktor değil mi? Nasılarin doktorları değil mi? bakıyorlar oynar diyorlar Okan evet. diyor ki bu çocuk oynar mı oynar diyorlar. Oynatacağım diyor. Onlar nereden mezun? Öteki nereden mezun? Allah aşkına ya. Ama bizde ya şimdi bazı şeyde yani doktorlarımız doktorlarımızı seviyorum hakikaten. Benim abim de doktor da. Yani ben de doktorlardan neler çektiğimi biliyorum abi. Hocam onlar olmasa da... Onlar olmasa olmaz. Ama bir de doktorlar filan hastayı bangonot olarak görmesinler abi. O ayrı bir konu hocam şimdi. Bangonot olarak görmesinler biraz. Bir konu. Yetiştirsinler kendilerini. O doktor da Galatasaray'ın doktorları doktor değil mi? Şöyle o da doktor o da doktor da ben de diyorum ki. Demek bir ki tanesini... doktordan doktora fark var. Birisi diyor ki ameliyat. Sen diyor çok kötüsün diyor 15 gün diyor yatma ameliyat. Biri diyor ki ertesi gün yürü. E nasıl doktorsunuz siz arkadaş? Ya da adamın verdiği, Adam oynadı. Adamın verdiği raporu yanlış yorumlamış olabilirler. Belki doktorlarda sıkıntı yok. Şimdi var? Bilmiyorum işte onu teknik soruyorum ben de sana. He, ben de onu soruyorum teknik hocam. Teknik direktör belki Yanlış yorumluyorsan sana verilen raporu ben sana veriyorum bir rapor. O zaman o zaman teknik direktör. Durumdan vazife çıkarıyorsan teknik direktör, bilmiyorum yani. Teknik direktör istediği oynatmak istediği futbolcuları mı oynattı? Teknik direktör oynatmak için ile oyuncuyu yolladı. Arda <laughs> mı konuşacak? Arda'nın da 100. maç ödülünü aldı bugün milli takımda 100 maç oynamak 100 kez milli formayı giymek önemli bakalım neler söyleyecek formayı giymiştin çok güzel günler yaşamıştın önce bu duygularını soralım ardından da bir maç değerlendirmesi istediğimizi alamadık hem UEFA'ya hem federasyona çok teşekkür ederim bu nazik davranışları için milli formaya girmek herkes için çok önemlidir bugün gerçekten onur duydum takıma gelince üzüldük ama bu uzun bir yolculuk. Ee, bu yolculukta bunlar var. Çok yetenekli ve çok kaliteli bir takımımız var. İnanıyorum ki turnuvaya gideceklerdir. Ee, bugün olmadı ama sonrasında toparlayacaklardır. Eksik olan şey neydi bugün bizim takımda? Eksik olan şeyleri e, e, ben değerlendireyim. Elinden gelen mücadeleyi yaptılar. Çok maçın başında çok gol kaçırdık. Atsaydık farklı olurduk. O yüzden e, söyleyeceklerim. inanıyorum ki çok daha iyi olacaktır e, ee, turnuvaya gideceklerine sonuna kadar inanıyorum. Önemli olan bu anlarda hep beraber olup birlik beraberlik olup ayağa kalkmak. O takımın içinde de o yetenekli lider oyuncular da var, o kaliteli oyuncular da var. İnşallah bizi bir an önce turnuvaya götüreceklerdir. Peki. Teşekkür ederim. akşamlar. Tamam. Evet, önemli olan kötü zamanda birlik içinde olmak diyor Arda da. 2008'de e, Hırvatistan'ı yendiğimiz, e, penaltılarda yendiğimiz maçta o da kadrodaydı, oynuyordu. Ee, yani hep iyi jenerasyon iyi jenerasyon diyoruz. Evet iyi jenerasyon da işte o jenerasyondan da verim almak lazım. Yani ne zamandır oynuyor bu çocuklar bir arada? 4-5 yıl oldu hocam. Hocam şimdi bak. Üçlü defans, dörtlü defans benim illet olduğum olay bu ya. Y yıllardır söylüyorum. Ya üçlü defans, dörtlü defans diye bir şey yok abi. Takımın ahengi var. Takımın nasıl senin? Sen ona göre top oynayacaksın. Sahaya çıkacaksın. Bu üçlüyle dörtlüyü, beşliyi bana bir türlü birisi anlatamıyor. <laughs> Üçlü defans diye bir şey yok abi. Üçlü defans yaparken ortadaki beşlinin anormal olması lazım. Çok iyi olması lazım. Arkadaki çok iyi olması için. Arkadakilerin çok farklı oyuncular olması lazım. Abi bu kolay bir iş değil ki. Doğru. Sen yapamıyorsun bunu. İşte dörtlüye döndün. Ama dörtlüde de en iyi topa sokan adamın seni Galatasaray'ın stoperi. Uzun topları Türkiye'de en iyi atan adam o. Kaç, kaç arkadaşına gol attırdı bu çocuk. Mesela oradaki Çağlar'ın ciddi bir maç eksiği vardı. 3-4 kez oynadı. Onları da konuşalım. E bir senin... dakikalık bir ara hocam. Bir dakikalık bir reklamımız varmış özel. Hemen onu girelim. O bir dakikanın ardından yine birlikte olalım ayrılmayın. Evet yeniden birlikteyiz. Şimdi hocam mesela Salih çok önemli bir oyuncu. Salih. Özcan. Ben sana bir dakika Salih'e falan gelme Hı. ya. Kurs Türk Birliği takımı teknik direktörü değil mi? Evet. Ben geçen maçta bu maçta dikkat ettim. Haftayımda da konuştum. Söyledim. Kurs niye sahada bizim ay yıldızımızı takmıyor? Ben çocuklara sordum bir bakın geçmiş maçlara diye. Taktığı maçları olmuş. niye yani... takmıyor abi? Taktığı maçları anlamam ben abi. Sürekli takmıyor. Bu iki maç sen. işte elemeler. Niye takmıyorsun abi? Ay Resmi ayıldız. maç. Ayıp mı yani ay yıldızı takman şeyine? Yani iliştiremiyormuşum bir şey. O, o tarz bir şey niye giymiyorsun arkadaş? ceketine veya tişörtüne ayıp mı? Alman milli takımına çıksan öyle mi çıkarsın? Görev yapsan. Anlamıyorum ben ya. O detaylara ya biz lazım. Biz dik maçlarımızda istiklal maçı söyleyen bir ülkeyiz. Diğer hiçbir ülkede yok. Çünkü başımızda çok şeyler geçtiği için biz buna biraz önem veren bir ülkeyiz. Sen işte Bursa seyircisi çok iyi. işte İşte bilmem ne çok iyi diyorsun ama sen benim ay yıldızlı bayrağımı gözüne göğsüne takmıyorsun arkadaş. Bir dakika ya, pardon ya. Pardon abi. Ya e onu. Daha bismillah. Türkiye Hadi. Futbol Federasyonu o kuralı koymalı. Demeli ki benim hocam, böyle böyle giyinmeli. Ben diyeceksin diyecek e, abi. Benim marka değerim açısından, ülkemin şeyleri e açısından. Tamam görmüyorlarmı bunu? Açısından, Futbol Federasyonu bu nereye diyebilir. konuşuyorlar? Başkanları, yönetim kurulu. Görmüyorlar mı? İkaz etmiyorlar mı? Sen bunları ikaz etmezsen takımında senin böyle olur abi. Hesap soracaksın arkadaş. Ama kim hesap soracak Kurs'tan? Var mı öyle bir adam? Yok. Kurs'tan hesap soracaksın ya. Sorarlar hocam. Hamit Altın Top var orada. Soracaksın. Başkan var. Hamit Altın Top da Hamit Altın Top da Almanya'da yetişmiş bir arkadaşımız. Türkiye'de yetişmiş değil. Tamam bizim ilk takımda oynamış. Ama abi benim yurdumda yetişen insanın mantığı şekli her zaman farklıdır. E tabi. Almanya'da yani. yaşanan insanlar yetişen biz İngiltere'de yetişenler farklıyız arkadaş biz ya. Kusura bakma. Biz biziz. Biz biz gibi olursak zaten bir şey yaparız. Doğrusunu yaparsak. Bilmiyorum ya. Yani. Kovacic demiş ki e, bugün yani bizim için bayağı e, sıkıntılar çıkardı. Türkiye'ye karşı oynamak zordu. Çok iyiler. Analizler yapmıştık ama buna rağmen hatalarımız oldu. Buna karşı İki gol attık iyi maç çıkarttık ve galibiyeti hak ettik adamlar yani bak ne kadar şey hem e, rakibi onore ediyor kırmıyor hem diyor biz hani onlara karşı olan zordu ama biz hocam hiç ikinci yarı vites de yükseltmedi yükseltmeden kontrol etti oyunu takım hırvatlar yani böyle çok şey yapmadılar da kendileri Ender'cim hırvat takımına da oyun başlar başlamaz tam sağa pres yapamazsın o kaliten o gücün yok o kaliten yok o gücün yok o tekniğin yok senin. Onlar daha iyi o teknikte. Sen hücum pres oynadın, değil mi? bayağı oynadın. Peki, hücum yaptın. Sarı kart var mı bizde? Kaç tane oyuncuda sarı kart var? Bir getirelim hemen şuradan bir bakalım. Hani pres yapıyoruz ya. Adam presi bizden daha iyi yaptı. Bizde bir, yok. Bak. Yok. Yok hoca. Adam presi bizden daha iyi yaptı, kart da aldı. Presi yaptı halde geriye bizden fazla geldi adam. Şöyle pilot kameraya girdiğin zaman görüyorsun. Geç kaldık. Geç kalıyoruz. Yan top. Niye yan top? Niye araya top sokamıyorsun? Sokturmuyor. Ama senin araya top soktu. Attığı iki golüne de bak. Tabii. Araya top soktu attı. Sen sokamadın top. Sen bir yandan bir şeyler oldu. Bir iki pozisyon yakaladın. Maçın başında. Sokamadın. Sağdan arkadaşımız hep girdi girdi vurmaya kalktı yapamadı. O da artık çok klasik. Millet öğrendi onu. Cengiz diyorsun. Evet. Bir tek kere Sola çekip atıyor. Kerem'i çıkarmasaydı niye Kerem'i çıkardın? Abi, hiç olmasa bir halt yapabilecek adam o var. Rakime bir, bir, şey yapacak adam o var abi. Ters adam. Çabuk adam giriyor çıkıyor. Ona da istediği topu atamadın. Zaten adamlar onu biliyorlar. 35'te bir tanesi yanındaydı. Kımıldatmadılar. Ama öyle oldu halde gene pozisyona girmeye kalktı. Girdi. Abi adamlar bizi tahlil etmişler. Biz aptalca oynadık abi. İyi Sonra analiz bakma. etmiştik Bizim teknik adamımız beni aptalca oynattı. Benim takım takımımı. Hırvatlara karşı böyle oynayamazsın. Hırvatlara karşı bu taktikte oynayamaz. Oyunu kapatırsın. Kitlersin. Hırvatı da kitlersin. Çok yakın oynamazsın cezalarına. Çabuk çıkarsın arada. Yakalarsan atarsın. Hep söylüyorum. Hırvatların Brezilya'da oynadığı gibi sen hırvatlara oynasın. Daha realist oynamalıydık. Tribünü oynamamalıydık o kadar. diyorsun O hocam. kadar. Özetle değil o mi? O kadar abi. Hani... Var ya atı çekerler, çekerlermiş, çekmezlermiş at yarışlarında bilen. Son, mı son 300'e 400'e kadar yani, bet getir sonra tarik, son düzlükte verirsin. Yani bu da bir taktik. Adam senden takım olarak iyi, teknik olarak iyi, futbol görüşü olarak iyi. Adam bir takım. Sen değilsin oluşturuyorsun yeni yeni. Ona göre oynayacaksın hocam haddini bileceksin. Uçmayacaksın işte uçarsam böyle. Bunu Ermenistan'a karşı oynasaydın dedin sen devre evet. arasında böyle evet. oynuyorsan. Evet. Ermenistan'a karşı oynasaydım bunu. O zaman onda bile riskin vardı. Onda bile riskin vardı. Ermenistan seni tut gibi silkeledi. İlk 20 dakika, son 15 dakika. Acaba bunda şunun etkisi olabilir mi maçtan sonra ilk maçtan sonra federasyon başkanı falan işte yani umduğumuz gibi oynamadık ama Hırvatistan maçında daha farklı olacak tarzı böyle açıklamalar yaptı. Ee, hoca etkilenmiş olabilir mi bu açıklamalardan? Hoca federasyon başkanı benim hocam kim? Federasyon başkanı kim? Federasyon başkanı iş adamı gelmiş. Kulüp başkanlığı yapmış. Sen Alman bir takımında oynamışsın. Yıllarca kulüplerde oynamışsın. Yıllarca. Alman Ümit Federasyon başkanı çalıştırmışsın. Onu öyle dedi diye sen onu yapmaya mecbur değilsin. Sen takımının nasıl salimen kıyıya vardırırsın? Sana onun için para veriyorlar. Federasyon başkanı seni beğenmeyebilir. Ama sen çıkarsın öyle bir taktikten yenersin ki ben böyle oynuyorum dersin. Dünyanın en büyük teknik adamlarından bir tanesi. Benfica'ya, şey, Barcelona'ya karşı nasıl oynadı kazandı? Otobüsü çekti, millet hasta etti. O bilmiyor muydu ucum etmeyi? Diyor ki çağlar rakibimiz tecrübeli bir rakip, haddimizi bilerek oynayacağımızı da biliyorduk. Maça iyi başladık ama olmadı. Böyle maçlar olacak, tecrübe kazanacağız, pes etmeyeceğiz. Bir dakika, haddimizi bilerek oynayacağımızı da biliyorduk. E oynamadınız? Ya biliyorduk. Maça iyi başladık ama olmadı. Biliyorduk. Haddim bak kendisi söylüyor. Rakibimiz tecrübeli bir rakip, haddimizi bilerek oynayacağımızı da biliyorduk. E, oyn oynayamadınız, oynamadınız. Teknik adam mı yolladı sizi? Siz mi gittiniz ailecek ucuma? Her ucuma gittiğinizde tehlike yaratlar arkaya bize. Daha birkaç tane atabilirlerdi. Bir tanesi kaleciye çarptı. Çıkarmadı da kaleciye çarptı. Ya. Bir metreden. O. Ya ben sana söyleyeyim. ikisi buradan sonra ya öyle oynadılar. Ben sana söyleyeyim. Oynadılar. Yani 2-1 olsa 3-1 yapacaklar. Çok net gözüküyor. 2-1 olsa 3-1 olacak. İddiaya girer belki 2-1 olsaydı 3-1 olacaktı. Bir 20 dakika falan olsaydı, hani 2-2 olmayacaktı. Hocam, senden de gelebilirdi bir daha şöyle bir güzel cege deneme gelebilirdi e. böyle. Ne diyor? Özgüvenimiz ve oyunumuzla onları hataya zorladık. Pozisyonlara girdik sakatların olması taktiği etkiledi ama gelen oyuncularımız da elinden geleni yaptı. Eleştirileri saygı duyarak devam edeceğiz demiş. Hikaye. La Fontaine'den masallar. Yani tabii ki eleştiri olacak. Nihayetinde yaptığımız eleştiriler de milli takımın daha iyi olması için. milli takım iyi olursa hepimiz daha iyi oluruz. Daha mutlu oluruz. daha keyifli oluruz. Bu işin futbolumuzun paydaşlarından biri olarak ama e, hani daha doğru şeyler yapılması lazım. Onu da e, söylemek lazım ki biz cumartesi akşamı Ermenistan maçından sonra dilimiz döndüğünce burada söylemeye çalıştık. Bu futbol salı günü için yetmez. E, testi kırılmadan yol göstermeye çalışalım diye. Gol pozisyonuna girdik ama atamadık mı diyecekler. 90 dakikanın özeti ne hocam? Hırvatlar maçı kazanması lazımdı, değil mi? 90 Tabii dakika. evinde berabere kalmış. Dolayısıyla son dakika golüyle yani. oynanan oyuna göre 90 dakika. Ha evet. Hırvatlar kazanmaz. Ya Hırvatlar iyi takım. Doğru. Ama Hırvatlara böyle oynanmaz. Ya bizim takım gibi oynanmaz. Taktik olarak o taktikle oynanmaz Hırvatlara. Ben teknik adam olsam Hırvatlara böyle oynatmazdım. Çok net ya. Çok zor bir işti. Öyle ceza alanına da girmezdim takımı. Orta sahada sokardım. Kitlerdim maçı. 2-3 tane ara top. Bu kadar fazla da yorulmazdın. Ya hücum pres yaptık. 30 dakikada dil, dilimiz çıkmaya başladı ya. Sakat verdik. Adamlar da topu bizden kedi bari oynar gibi oynadılar. Bizim Ronaldo'muz Messi'miz yok. Takım halinde iyi oynadığımız günleri yakalayacağımıza inanıyorum diyor. Yani biz takım olursak, takım olarak iyi oynarsak sonuç alırız. Hani... Üst düzey yıldızımız yok diyor. Yani Ronaldo ee, da şu anda Arabistan'a gitti ya. Neden bahsediyor? Yani. O da yok şu anda. E, Hırvatistan'da da Ronaldo Messi yok. Yani. Tamam Luka Modric falan önemli oyuncu hepsi. Sağolsun Modric önemli. üç tane top attı bize arada. Attı. Ya 2008'de Modric hala vardı. Bak bugün de var. Hı. Yani öyle bakalım biraz da olaya. Adamın oynadığı yer neresi? Ya. Orta saha hangi kulüpte oynuyor? Yeah. Yani oynadığı kulübün şekli şu Ender. Oynadığı kulübün şekli şu. Her maçı yeneceksin. Tabii. Her platformda. Her platformda her maçı yeneceksin. Real Madrid'de. Yani sadece. Yani yenmezsen 3 maçı yenme yandın. Her maçı yenen bir takımda oynuyorsun. Adam orada oynuyor. Tabii. Neden bahsediyorlar bizimkiler ya? Hala. Hocam bak yaş ortalamaları e, ve piyasa değeri Yalnız bir şey söyleyeceğim ya. ilk 11 piyasa değeri bizim 203 milyon. Hırvatların 243 milyon. Enteresan değil mi? Biraz tabii e, yaş e, şundan da kaynaklanıyor olabilir. E, mesela Modric vakti zamanında kaç paraları gördü ama 37 yaşında olduğu için şu anda piyasa değeri 10 milyon euro gözüküyor. Fakat bu oyuncuların hani vakti zamanındaki paralarını Düşünelim İvan Perišić şimdi e, 34 yaşında ama işte nasıldı o rakamlar? Onu düşünelim. Bizim yaş ortalamamız bugün 11'imizin 25,8'di onların 28,3. Onlar da işte Guardiol mesela Leipzig'de oynuyor. E, onlarda da e, Stanisic Stalog. Yani yeni oyuncular böyle e, şey yapmaya çalışıyorlar. Ama işte... Hangi Mesela... değere göre veriyorlar değeri şimdi şeyden transfer market verileri tamam da hırvat takımından altı tane futbolcuyu alsak biz Türkiye'de takımlara kaç para öderiz acaba? Ha tabii. ha kaç para öderiz acaba ee... gelmezler de gelmezler bize de kaç para veririz abi söylüyorum sana hangisi gelir gelmez de kaç para veririz? <laughs> O zaman değerini görürüm ben o topçuları. O zaman bizimki 200. O 75 milyon euro 21 yaşında tabii o e, stoperin. Piyasa değeri var mesela. Bak adam 21 ya çıkarıyor, geliyor yani aşağıdan. Hala getirebiliyorlar. E bu için 28, 28 miydi ya? Ne kadardı? Tabii 28 yaşında. E, atıyor işte Kramaric daha var önünde Ama onlar şey var. bilmiyorlar bu işi. Orada genç futbolculara para veriliyor. Bizde 32, 33, 34 yaşlara gittikçe yükseliyor abi yerde biz paralar. Bizim yöneticilerimiz gittikçe yükseltiyorlar. Ama ondan sonra çıkıyor işte 500 milyarlar, 500 küsür milyarlar. Hı? Çıkıyor. Çünkü biz pahalandıkça daha fazla para veriyoruz. Nasıl iş? Dış transferleri. Futbolcu böyle menajeri, şey. kulüp başkanı ve futbolcu. Futbolcuya 10, futbolcuya yani toplam 10 veriyorsun. Ee, futbolcu onun 3'ünü alıyor. Menajer 2, 5'i de başka da gidiyor. Veya yöneticiye gidiyor. Onun. Yıllarca yani bunu tabii ben herkese söylemiyorum bunu. Bazılarına söylüyorum. Elbette elbette hocam. Yani genelde değil. mi? De bu. Bizim Türkiye Hırvatistan maçları Alınmasınlar yani. He? Yok şey stüdyo söylüyorum. Alınmasın arkadaşlar yöneticiler. Hepiniz çok düzgünsünüz yıllarca. Onun için kulüpler böyle batakta. Hocam bak. 96'dan bu yana ilk kez 96'da oynamışız. Orada 1-0 yenilmişiz. Sonra 1-1 ve 2-2'lik hazırlık maçlarımız var. Yine 1-1. Euro 2012'de 3-0 yenildiğimiz maçı hatırlıyorum. Çok da umutlu başlamıştık. Böyle 1-0 falan derken bir anda zaten orada bir şey kaydı. Ee, orada sıfır 0, 0 beraber kaldık. O maçı ben anlatmıştım galiba ya Tabi ben anlatmıştım o maçı ee, Sonra 2016'da bir Yani bir galibiyetimiz var Başka yok Bir galibiyetimiz var canım Yani bir de o şey maçı var ya Bir birlik maç 2008'deki orada eledik onları Çeyrek finalde yarı finale çıktık Penaltılarda elediğimiz için Normal sürenin sonucu o bir. Hocam bir... Türkiye'de futbolda Türkiye'de Ama bak hep fut... böyle bir 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 sıfıra bağlamışız. Ya, bunlar hikaye. Türkiye'de futbolda bunlar kalacak. Buna hep böyleyiz biz. Bu böyle olacak. Hocam Futbol Federasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı, Spor Bakanlığı işbirliği yaparlarsa 10 sene sonra filan 8-10 sene sonra biz ekmek yemeye başlarız. Biz senin görür, Söylediğini üçgeni. 20, 20 yıl önce falan da 25 yıl önce evet. de söylüyorlardı. Evet. Bak demek ki o zaman yapılsaydı bu Yapsak işler. şimdi kurtarırdık. Şimdi bu urbatları yenerdik. Söyleyeyim sana. Hep bunu söylüyor. Ama yaparsa, abi bunu abi başka şöylesi yok. Şimdi Trabzon diyoruz bak. Başkanı duyuyorum. Yok ki bu benim gücüm yetmez bana diyor. Hep beraber diyor. Yani kolay diye bu iş diyor. Çünkü niye evet. batak? Girmişler bir batağa. Nasıl çıkarız diye uğraşacaklar. E genç oyuncu. Yoksa kulübe kilit. Yok. Kilit vuracaklar. Öyle, diğerleri de öyle. Ya e küçük takımlar zaten işte gidiyor. Beşer Altışan milyar hepsinin borcu var hocam. Evet. Yani bilmiyorum. Buradan nasıl çıkarız ama ha birkaç tane işte oyuncu buldular takımlar. Onları satabilirlerse öyle çarkı döndürecekler. Ee, ama onun taşıma, yerine yenisini koymak taşıma suyla, lazım. Taşıma suyla şark dönmez abi. İşte sistemle yapılabilirse bu, bir sistem dahilinde yapılabilir. Bunu yapan Türkiye'de bir tek voleybol var. Yıl, yıllar evvel temeli attılar. O temeli de işliyorlar. Yeni gelenler de işliyor. Eskiler attılar. Gidiyorlar, iyi yerlere gidiyorlar. İyi şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bir sistem de gidiyorlar. Kobe çekin. Öyle yapılmışı şey var. Yapılmışı şey. var. Tabii. Var ya yani, ne fark eder. Çok zor bir iş değil. Ama tabi devlet olaya el er koyacak abi. Devlet olaya el er koyacak. Ee, bir kalan maçları da bu Dal, Dal maç? için dün maç öncesi yaptığı açıklama. Biz 3,5 milyonluk bir ülkeyiz. Dünya Kupası'nda 3. olduk. Şimdi bunun nasıl olduğunu kendinize sorun diyor. yani Bir şey dediler de hala Modric oynuyor falan dedi de bir basın mensubu sizde. Adam da cevap olarak bunu söyledi. Buyur buradan yak diye yani. Tamam işte doğru söylüyor i̇şte, adam. E, tabii canım. Tokadı Ve bugünkü sonuca da bak işte. Sana tokadı çakıyor. Ha sen bunu yener misin? 5-6 maçta bir yenersin. Biz bir Macarları yendik. 40 sene konuştuk. Ondan sen sonra Galatasaray işte, al Avrupa Şampiyonu şampiyon oldu. İşte Yarı finale çıkıyorsun. Hala geldi. Doğru planla doğru takımla, doğru oyunda. Yenilmeyecek takım yok ki işte görür sen anlatıyorsun. Brezilya'yı nasıl geçtiler diye bak başından beri. Evet. E gel, ya yani favori değil mi Brezilya? Favori dünya şampiyonu, dünya kupasının favorisiydi. Ve bunları geçseydi olurdu. E tabii canım. Ama akıllı oynattı. Bizim gibi aptalca oynatmadı. Aptalca oynattı. Akıllı oynadı. Sen de aynı Hırvatlar Brezilya'yı nasıl oynadıysa öyle oynayacaktın bugün. Kobe çekecektir ondan. Ayıp değil ki kobe çekmek. İyi kobe çekersen ayıp değil böyle kobe şimdi çekersen. Şimdi biz Haziran ayında uzun maraton falan diyoruz da 8 maç hep top onu da söyleyelim ve Kasım ayında 21 Kasım'da bitiyor. Dükkan kapanıyor. Ee, şimdi biz iki maçımızı tamamladık kaldı 6 maç hocam. Haziran ayında Ga e Letonya ve Galler maçı var. Bir kere bu ikisini kazanmak zaruri yani. Yani Haziran'da kebenki kapatacak. Ya ya, ya tam, taraf var. Ya bu zaruri bu maç. Burayı kapatacak. Letonya'yı ya. Hocam, Hocam bu kafayla zor. Galleri de burada yeneceksin. Hocam bu kafayla zor. Sonra içeride Ermenistan Eylül'de, Ekim'de Hırvatistan, Türkiye, Türkiye, Letonya maçları var. Hani Eylül'e gelmesi de daha tam takımlar ısınmamışken Ermenistan maçının gelmesi o da takvim olarak iyi. Ekim'de biraz daha hazır olursun. ...Hırvatistan deplasmanı, Türkiye-Letonya... ...en kritik Bariya'da maçta en sona hani, kalmış. Ya Ekim'e kadar... ...ya Kasım'a kadar bu iş orada biter. Ya, Haziran'da bitebilir sana söyleyeyim. Başkan konuşacak herhalde. Bir bakalım. Evet. Öncelikle... ...Bursa... ...ya ve Bursalı seyircilerimize... ...çok teşekkür ediyorum. Stadı doldurdular. 11 yıl sonra... Bursa'da tekrar bir milli maçta bir araya geldik. Ee, bu güzel e, günde galip gelmek istiyorduk. Ama rakibimiz maalesef daha e, şanslıydı. Özellikle 9 tane gol pozisyonuna girdik ama maalesef hiçbirini gol yapamadık. Rakibimiz 5 gol pozisyonuna girdi. 2 tane bireysel hatadan gol attılar. Ama e, dünya dördüncüsü, dünya üçüncüsü olan geçen e, dünya futbol şampiyonasında dördüncü bu, bu son yapılan da dünya üçüncüsü olan ve FIFA sıralamasında yedinci olan bir takıma karşı kaybettik. E, biz 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma konusunda e, son derece iddialıyız. İnşallah bundan sonraki grup maçlarımızda... E, rakiplerimizi yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu mübarek Ramazan gününde e, Türk milletimize özellikle bir galibiyet armağan etmek, etmek, istiyorduk ama olmadı. E, özür diliyoruz halkımızdan. İnşallah bundan sonraki maçlarda yolumuza devam edeceğiz. Sayın Başkan maçın son bölümünde tribünlerden Türkiye Futbol eden tezahüratlar vardı. Nasıl değerlendirdiniz? Şimdi biliyorsunuz burada ee, geçtiğimiz günlerde bir e, Ahmet Spor'la maalesef Bursa Spor talihsiz bir e, maç yaptı. Sahaya e, çok büyük bir müdahale oldu. Gerek sahaya atılan patlayıcı torpiller, gerek e, su şişeleri, binden fazla su şişesi. E, bu Futbol Federasyonu'nun bağımsız e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 9 ceza verdi 9 maç e, seyircisiz oynama cezası verdi. Daha sonra tahkim bunu 7'ye düşürdü. Biliyorsunuz bunlar bağımsız kurullar. Federasyon bu konuda herhangi bir müdahale etmesi söz konusu değil. Bütün cezalarda aynı şekilde. Onun seyircilere biz her zaman e, bu konuda mazur görüyoruz. Çünkü bizim hedefimiz e, takımların fair play içerisinde maç yapmaları. Biz hep şunu söylüyoruz, spor, dostluk, barış ve kardeşliktir. Bütün seyircilerimizde, tüm Türkiye'deki seyircilerimizde bu kurala riayet etmesini istiyoruz. Sahaya müdahale edip yabancı cisimler atılması son derece yanlış. Seyircilerimizin bu konudaki yaptıkları özellikle hareketleri doğru bilmiyoruz. İnşallah Bursa çok önemli bir şehrimiz. Bundan sonraki maçlarda play'e uyum sağlarlar. Bu tüm Türkiye'deki takımlar için de geçerli. Kim kurallara uymazsa disiplin cezaları aynı şekilde devam edecek. Başkan burada yarın Kulüpler Birliği'nin ligden düşen takımların puanlarıyla ilgili bir toplantı var. Şimdi bugün kardeşim, bugün milli maç e, günümüz. Bugün milli maçlar ilgili sorularınız varsa onları Başka cevaplayalım. Işte. Onları gündemi değiştirmeyelim. Teknik Teşekkür ed ederim. Bu ilgili eleştiriler var. Bir değerlendirmeniz olacak mı bu konuyla ilgili? E, bugün e, son derece iyi oynadık. Siz de takdir edersiniz. E, önemli olan güzel futbol oynamak. Ermenistan maçında söylemiştim. Maalesef ilk devre hiç iyi oynayamamıştık. Ama bugün e, başa baş bir mücadele örneği sergiledik. E, hem teknik heyetimize hem futbolcularımıza Buradan teşekkür ediyorum. Son derece başarılı oldular. Önemli olan böyle oynamaları. Ben o yüzden onları takdir ediyorum. Teşekkür ediyorum hepsine. Sağ olun. Ol. Ol. Evet başkan bu defa futbolu beğenmiş böyle oynasınlar. Sonuç önemli değil dedi bir anlamda. Ama tabii biz bu turnuvada olmak istiyoruzu da ekledi. Ama hani doğru oyun... Göze hoş gelen oyun, Vallahi doğru teknik oyun. Teknik olarak bakıyorum da yani rezalet oynadık teknik olarak. Maç taktiği ve tekniği olarak çok kötü oynadık abi. Ya başkan beğenmiş ama anlayamadım ben. Demek ki başkandan başka okullarda okumuşuz futbolu. <laughs> ya başka yerlerde oynadık. Oynamışsa bilmiyorum başkan sayın başkan. Evet yani bakalım. Haziran ayındaki maçlar, Letonya ve Galler maçları efendim bizim için son derece önemli e, dolayısıyla Haziran ayındaki maçlara odaklanmak lazım. E, buradan iki maçtan 3 puan. Bu zaten iki maçlı bölümlerden bir türlü 6 puan çıkartamıyoruz hocam. Bizde var bir sıkıntı. Nedense öyle bir geçmişten beri vardır yani. Demek ki yoruluyoruz ha? E hocam yani. Şimdi hafta sonu derbi var hocam. Kim olur hakem? aşağıdan yukarı sağdan sola soldan <laughs> sağa Halil Umut Beler çıkıyor. Başka bir şey çıkmıyor herhalde değil mi? Var mı senin kulağına Vallahi gelen başka yok, bir şey? Yok kulağıma gelen bir şey yok da bilmiyorum yani hani mutlak ona verirler çünkü sakat bir maç. Algoritma var ya o yüzden diyorum. Ne algoritması ya? Ritma, argoritma ne demek algoritma? Argo ayrı, ritma ayrı. <laughs> he? Hocam argoritma. Son dört derbi Ali Umut Meler yönetmiş hocam bak. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Fener, Fener, Galatasaray, Galatasaray, Trabzon. Son dört Çocuk sakatlandı mı? Halil Umut Meyler. Pamuklara Önce sarmaları lazım. Bitti. Halil Umut Meler'i. Bir de bir açıklama yaptı meğer ki işte artık son haftalarda maçların zorluk derecesi arttığı için 5 e, haftada 3 maç alma kuralı hani e, bir kenara bırakılacaktır son bölümde bu zorlu döneme işte diye. Ama baktık ki biz mesela örneğin Ali Şansalan'ı aldık. Ali Şansalan 5 haftada 4 maç almış geçmişti. Hani 5 haftada 3 maç kuralı diye bir şey yok. Yok öyle bir şey. Hani tek örnek diyor bunu aldık. Başka da vardır. Ee, o yüzden hani elden, hatırlatalım dedik biz elden, bunu. Geçen komite aşağıdan gelen çocukları çıkarmak için yönetmelik çıkarttı. Bir an evvel maç vermek için. Yeni gelen baraj koydu. Bir sene sonra, iki sene sonra çıkar, çıkarın diyor. Yani birbirlerine çekişiyorlar. Birbirinin adamlarını çıkarıyorlar. Ben geçen, üç gün evvel tesadüfen bir maç seyrettim. Hangi maça? Eyüp, eyüp Giresun maçı. Şey Eyüp Rize maçı. Hı. İşte bir hakem seyrettim. Fena değil çocuk yani iyi niyetli. Ezilmedi bükülmedi. Baktım sordum da sonra. E, maddi durumu filan da iyiymiş. 31 yaşında filanmış. Mesela hata yok mu var. Ceza alanına girdi Rizeli. Şeyli Eyüp'lü. Hem de dakika 90 artı 1 filan. düştü yere hafif bir temas var. Penaltı vermedi. Doğru bir karar ama sarı kart vardı. temasla sarı kart olmadı. Mesela plan plan ama, ama çocukta bir şey olacak, o, olacak. Verin yani. o belli verin ama aşağıdakilere de verin ben sordum 4-5 tane adam var ama şu anda onlara baraj koydular diyorlar ya hocam birbirlerine ayağına çelme takıyorlar ya, ya hocam. Hoca bildiğin gibi değil ya ben Peki... dışarıda bir adamım ya tezatü ben seyrettim anladım hocam anlarım adamdan biraz hakemden ya yani. biraz değil mi biraz biraz anlarım hafif anlarım <laughs> Peki takım oyunu ekibi geldi ya hocam. Ya sana bir şey söyleyeyim. Gül ya. Ya. Benim hatun da şimdi avukat da. Bir yazı yazmıştım. Yazının içinde fırıncının kızı diye bir lakap kullanmıştım. Böyle bir espri. Bunun yüzünden mahkemeye verdi hakemin biri beni. Biliyor musun hocam? E, verirler hocam. İnanamazsın. Ya ben de zannettim ki bir şey var ya. Böyle hiç alakasız bir şey. Yani çok da güzel bir şey anlatım var. Abi nerelere götürmüşler kitaplar bulmuşlar, resimler inanamadım. Ya bunlar nasıl bir zeka hocam? Yani bunlara bakıyorum ben. Biz biz burada haybe'ye konuşuyoruz. Hocam. Peki şöyle yapalım o zaman. Takım oyunu ekibi bizim yerimize geçecek. Sadece 3 dakikalık bir ara efendim. O arada biz dünkü Ümit Milli maçını verelim. Yeni bir teknik adam, yeni bir başlangıç. Özel maçta e, Kosova'yı 4 golle geçti Ümit Milli takım. Bari bu e, A milli takım seviyesinde yenildiğimiz günde biz Ümit Millilerin gollerini izleyerek bir soluklanalım ve takım oyunu ekibi de yerimize geçsin. Efendim hafta sonunda 90 artı 1'de yeniden birlikte olalım. Siz rahat spordan ayrılmayın. Takım oyunu da başlamak üzere. Hoşçakalın.